Şimdi sizleri çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhabalar Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. İstanbul Bakırköy'den sesleniyoruz size de. Bulunduğumuz firma bir tatu firması. Tatu ile de kalmıyor, güzel sanatların birçok yönünde eğitim veren ve icralıkları olan bir firma burası. Daha doğrusu sanat atölyesi diyebiliriz. Sanat atölyesi. Ve yanımızda firmanın kurucusu, sanat atölyemizin kurucusu ve hocası bir firması. Sağ olasın. Evet. Efendim, Beyaz Kedi Sanat Atölyesi'ni tarafınızdan ne zaman kurdunuz? Hangi konularda faaliyet gösteriyorsunuz? Sizinle paylaşmak istiyoruz. Yani kökenine inecek olursanız yaklaşık olarak 20 yıldan beri var olan bir kuruluş. Fakat eşimle ben 11 yıl oldu evleneli. 11 yıl önce ismi bu değildi tabii. Farklı bir ismi vardı. Nilüfer Hanım'la evlenince imza, ressamlar, sanatçılar biraz kıskanç olurlar. Eserlerinin hep kendilerinin beğenilmesini isterler. Biz bunu aşabilmek adına imzamızı paylaştık. Ve aynı resimde hem onun eli hem benim elim olduğu için de bunda bir sakınca görmedik. Ve ikimiz de birbirimizden başarılıyız. Tabii resimlerimiz de ona göre çıkıyor. İmzamız da ona göre atılıyor. İmza diyorsunuz. Nisa evet. İmzası. Yani evet, Nisa. Eşiniz Dilek Hanım, siz Sadık Bey. Nisa evet. İlk iki harfleri. İlk iki harfleri. Çok uyumlu olmuş. Aslında evet. Arapçada da kadına tekabül eden bir açıklama Nisa evet. Suresini andırıyor. O denk geldi. Evet, o tesadüf evet. etti. Evet. Bir de bir şey var. Yani bunu ben üstüne basa basa söylüyorum. Sanatçılar gerçekten bu konuda kıskançtırlar. İşte egoisttirler. Ve bu egoistliğimizi yenebilmek için bunu yaptık ve ileriki nesile bir mesaj olsun istedik. Bugün insanlar çöpünü paylaşmakta kıskanıyorlar birbirlerini. Biz sanat gibi bir şeyi paylaşıyoruz. Ve bu en zor paylaşılması gereken bir şey. Daha önce mutlaka detaylarımıza çekeceğiz ama ben sizin Nisa imzası altında neler yaptığınızı birkaç bölümde göstermek üzere 2 saniye zaman istiyorum lütfen. Evet sevgili izleyiciler, özellikle Nilüfer ve Sadık imzası Nisa. Burada sanırım görebiliyorsunuz. Zaten detaylarda göstereceğiz. Çok güzel beraber yapmış olduğumuz bir kare evet. kalem. Evet. Dediğiniz gibi ben o kadar tahmin etmiyorum ama sanırım sanat camiasında ciddi anlamda egoizm evet. kavgası mevcut. Evet. Yine burada kara kalem beraber çalışmış dövme tasarımı o. Dövme tasarımı. Dövme tasarımı olarak ki ona evet. geleceğim zaten. Sanatla siz açtığınız için evet. sanatsal boyutunu değerlendiriyoruz. Evet. Burada yine çok güzel çalışmalarınız var. Eşinizle beraber sanatta evet. ruh bütünlüğünü yakaladınız ama sanıyorum. Kesinlikle. Sanatta daha bir bütünlük, daha bir büyük çapta evet. figürler yakalayabiliyorsunuz. Tabii tabii. Bir de şöyle bir şey var. Sizden evet. rica edeyim. Bu da rölyef. 6 metreye 4 metre dediniz sanırım orijinali. Evet. Orijinali. Görebiliyor musunuz? 6 metreye 4 metre. Evet. Yapılan bir çalışma. Bu prototip örneğidir. İşte kişi vitrininde görmeden önce bunu tablosunun yapılmış halini istedi bizden. Tabii bayağı zahmetli ve emekli bir. Sanırım ezbere konuşuyorum ama evet. Size resim gönderildi takdirde, sipariş edildi takdirde. Tabii internet yoluyla çalışıyoruz. %90 müşterilerimiz bizi internette buluyorlar. Kara kalem örneklerini mail yoluyla yolluyorlar fotoğraflarını. Biz onları kara kaleme çevirip kargoyla kişilere gönderiyoruz. Tabii sanatın bu yönündeki başarınız sizi tatu konusunda da faaliyetlere sevk etti. En ilginç tarafı o. Türkiye'de resimin alıcısı çok az. Çünkü resim sanatı ilkokullardan beri boş ders olarak geçtiği için insanlar resimde birazcık duyarsız. Ve evet. siz burada %100 hijyen demişsiniz ki dövme konusunda ömür boyu taşıyacağımız tabii. bir leke de olabilir, bir süsümüz de benimsediğimiz bir süsümüz de olabilir. Kesinlikle. Dolayısıyla %100 hijyen olmalı ki ne sağlığımız konusunda ne güzelliğimiz konusunda içimizi döndürecek bir pozisyon oluşmasın. Evet. Sadık Bey, sanat ve güzelliği bir araya getiren kişi olmakla sizinle sohbet yapmış oluyoruz sanıyorum. Ve şu birleşme yolunda, Türkiye genelinde isim verme yolunda bir yol izliyorsunuz. Evet. Biliyoruz ki çok kısa bir süreç içerisinde Beyaz Kedi olarak ya da Cadılar Kazanı olarak
her yerde rastlayabileceğiz. İnşallah. Ve markalaşmış bir tatü ve sanat galerisi olarak, ki zaten markanız ve imzanız artık İsa olarak kamuoyuna tanıtılmış durumlu şekilde. Bize ayırmış olduğunuz zaman için çok teşekkür ediyoruz. Umarız diğer yerlerinizde görüşmek üzere efendim. Ayağınıza sağlık. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, İstanbul Bakırköy Beyaz Kedi Sanat Atölyesi ve Cadı